İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Evet. Bu gece kandil midir? Hayır, biz kandil olarak kutlarız onu. Kandil yok mu? Orada bir kandil olayı yoktur. Peki. Ama biz varsak yaparız onu kandil. Biz onu kutlarız yani. Peki hocam. Kutlanacaksa o gecedir. Peki, Sübhanellezi yasa bi abdihi leylen. Ha. O leylen dediği o gece dediği de nedir? Tabii gece. O geceyi nedir? De kutlayabiliriz. Ama kandil olarak biz bunu dersek, kandil çok basit bir isimdir yani. Kandil kelimesi basit bir isimdir. Bu geceyi peygamberimize linüriyehu min ayatına bak. Evet. Bak 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 bak. Öğretim faaliyetidir. İsra gecesi bir öğretim faaliyeti için yapılmıştır bu. Dolayısıyla Kadir gecesi de öğretim faaliyetidir. Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Orada da o gecede peygamberimize ayetleri gösterdiği için o da bir öğretim faaliyetidir. Biz bu öğretim faaliyetini kutlayabiliriz. Ona bir diyor, bir kutlama yapabiliriz, Kur'an okuruz. Ha buna kandil dersin sen kültür açısından. O ayrı bir şey. Ama bu geceler vardır yani. Ama kandil diye bir şey yok. Yok. Hani kandil tabiri kültür olarak vardır. Peki hocam, beraat kandili dediğimiz var mıdır o? Ya o da bir, işte bu bir kültürdür yani. Kurtuluş. Beraat. Niye, bu neye dayanıyor Kur'an'da? Ha bu şimdi şeye dayanıyor. Örneğin Kadir gecesinin dışında bir gece daha yapıyorlar. Hayır, buna. Hangi ayete dayanıyor? Şeye dayandırıyorlar, Duhan suresine dayandırıyorlar. Ama yanlıştı, o da Kadir gecesini ifade ediyor, Duhan suresi yani. Anlıyor musunuz? Yani Kadir gecesi ile Duhan suresinin ilk ayetleri aynı geceyi anlatıyor. Kadir gecesini anlatıyor yani. Hı. Fakat orayı ayırmışlar, orayı Beraat gecesi demişler ona. Buraya demişler Kadir gecesi demişler. Fakat bu bir kültürdür, yani bu bir dinin emri değildir. Böyle bir kutlama yapın diye Allah'tan bir emir yoktur. Peygamber böyle bir kandil kutlamamıştır. Bu sonradan kültür olarak gelmiştir. Sen şimdi peygamberin doğum gecesini nereden biliyorsun? Sen peygamberin ana rahmine intikal gecesini kim biliyor ya? Kime sormuşlar bunu ya? Hangi baba bilebilir çocuğunun ana rahmine intikal ettiğinin gecesini? Bunlar hurafe şeyler. Böyle şey olamaz yani. Sen şimdi peygamberin babası doğmadan öldü. Anası 6 yaşında öldü. Kime sordular hangi gece gebe kaldığını Hazreti Amine'nin? Böyle şey olmaz. Kim çıkarttı yani. Peki? Ama biz kültür olarak bunu kutluyoruz. Bu bir kültürdür. O kültür faaliyetinin içerisinde bir takım Kur'an okumalar oluyor. Bir takım sohbetler oluyor. Aha, onlar çok mükemmel şeyler. Peki yani. Hocam burada Leylen dediği İsra suresindeki tabii. Gecelerin birinde yani. Tabii tabii. O Miracı mı kastediyor? İsra'yı kastediyor. İsra'yı Evet. Miraç diye bir şey yok. İsra'yı kastediyor. Biz niye Miraç diyoruz? O yanlış diyoruz ona. O bize başka yerden gelmiştir. Nereden? Bizden gelmedi. Yani İsra şey İsrail kültüründen gelmedi. Evet. Bizim kültürümüzde Miraç diye bir olay, Kur'an'da öyle bir şey yok. O yok, göğe çıkmış efendim, giderken dönmüş, oradan uğramış Hazreti Musa'ya uğramış. Niye Hazreti Musa'ya uğruyor da Hazreti İbrahim'e uğramıyor? Demiş ona ki 54 vakit olmaz efendim, git azalsın. Yani Allah'a akıl veriyor yani. Peki onu... Allah farz kılmasını bilmiyor. Hazreti Musa akıl veriyor. Hazreti Muhammed'e geri çeviriyor onu. Namaz 54'müş de 5 şeydir. Saçma sapan şeyler mi bunlar? Böyle uydurma şeyler olur mu ya? Peki Burak diye bir ata binmiyor mu? Yok efendim öyle bir şey ya. Nereden çıkıyor? O şu uydurmuşlar. Burak'a bindi falan geldi. Aslında bu var ya şu çoluk İsra. Çocuğa ismini veriyoruz ya. İşte yanlış işte. Aslında İsra var ya İsra. Şimdi benim hala dersime gelmedik. Beni buralarda kaybediyorsun. Hocam bunlar çok mühim. Ya bırak onu şimdi. Şimdi hocam, biz esas konuya gelelim. Miraç yok mu? Yok. Hadisler? O hadisler. Şimdi Miraç niye vardır? Mucize diyorlar değil mi Miraç'a? Ya mucize kime gösterilir? Kafire. İnanmayana gösterilir. İnanmayana gösterilir. İnanana mucize gösterilir. Kimse görmemiş ki Miracı. Ne anlamı var bu sefer? Kim gördü onu? Hazreti Musa'nın asasını attı, yılan oldu. Görüyor onu yani. Mucizeyi görüyor. Denizi kan yaptı. Yani, nehri kan yaptı. Yani. Efendim, peki hocam. Bu nedir biliyor musun İsra? Onu anlatayım size. Yani bu minel mesril haram ila mesril aksa. Evet. Yürüttü. O ne o yürütme? O yürütme şudur. Bakınız bugünkü bilimle anlatayım onu size. Çok daha güzel anlaşılacak bu. Nedir o? Allahu Teala mekan ve zaman kavramını peygamberimizden kaldırıyor. Şimdi siz bilgisayarınızı orada açıyorsunuz. Size Amerika'da Yale Üniversitesi'nin nerede olduğunu gösteriyor. Evet. Hah bu. Kainatı peygamberin gözünün önüne koyuyor. Hayy-i mekan mı bu? Yani
öyle diyorlar. Onu öyle deme ama öyle diyelim onu, o anlaşılması için. Şimdi aç İsra suresinden ben burada, sana göstereyim. Bir dakika, bir dakika. Göstereyim sana ayetin nerede olduğunu. Şimdi onu bir okuyuver. Heh. 60. ayeti oku. Hani sana Rabbin insanları kuşatmıştı demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı... Heh. O rüya işte görüntüler demektir. Yani sana gösterdiğimiz rüya o görüntüler işte. O İsra gecesi bütün kainatı zaman ve mekanı kaldıra peygamberin önüne koydu. O harita gibi koydu onu yani. Bugün nasıl Amerika'ya gözünün önüne getiriyorsun, çiziyorsun. Cealne rüya. Aynen. Cealne rüyelleti arayınake. Sana gösterdim o görüntü. O da rüya görüntü demektir. Yani peygamber için böyle. Bizim rüyamız ayrı bir şey. Ama peygamberin rüyası farklı bir şey tabii. Efendim dolayısıyla olay bu. Peygamberin rüyası vahiy midir? Peki rüyalar genel olarak ne ifade eder? Şimdi mesela bir izleyici sormuş, tam da yeri geldi. Diyor ki rüyamda bir babasını mı, bir akrabasını kaybetmiş Kurban Bayramı'nda. O günden beri hemen hemen her gün rüyamda görüyorum. Bunun anlamı nedir diyor. Rüya şudur yani, oradaki ben rüya tabircisi değilim. O Yusuf peygambere ait bir olaydır. Çok üzüldüğü için onun ölümüne şuur altında yerleşen şeyin uykuda şuur alanına geçmesidir. Yani Freud'un çok güzel bir anlatım tarzı vardı biliyorsunuz psikanaliz metodunda. Freud'un, Fatih Bey bana bakıyorsun değil mi? İstirhamımı kabul ediyorsun. Efendim Freud ne diyor? Çok güzel bir anlatım var. Freud'un bilime bıraktığı çok önemli noktalardan biri budur. Şuur altı ve şuur alanı. Şuur altı alanına bizim ittiğimiz üzüntülerimiz, kederlerimiz, isteklerimiz uykuda şuur alanına çıkar. Yani bir perde vardır, şöyle diyelim, şu perde vardır. Şuur alanı ile, yani Freud'un anlattığını anlatıyorum size. Şimdi biz itiyoruz bir takım arzularımız, isteklerimiz şu perdenin altında kalıyor, zarın. Şimdi burada duran bu şeyler, ittiklerimiz, arzularımız, isteklerimiz, üzüntülerimiz gece uykuda bu zarı deler, üstüne çıkar. Bilinç alanına çıkar. Sen rüyayı görürsün. O arzular oraya çıkar. Dinen bir anlamı var mıdır rüyaların? Tabii canım, olmaz olur mu rüya yani? Rüya tabirlerini falan. Koskocaman Yusuf suresinde Allahu Teala Hazreti Yusuf'un rüyasını anlatır. Baştan aşağı surede onu anlatır yani. Tabii rüyanın, tabii rüyayı gören önemli bir şey. Yani Hazreti Yusuf'un rüyası ayrı bir olay. Tabii onu anlatıyor. Orada muhteşem bir şekilde anlatılır Yusuf suresinde. Tabii rüya vardır. Peki mesela ben, Yusuf mahkeme ben ölecekleri görüyorum rüyamda. Ölecekleri? Evet. Ölüyorlar mı sonra? Ölüyorlar. Görüyorsun, ölüyorlar. Evet. Bu nedir hocam? Hiçbir diyemem. Metafizik bir olay. Biliyorsun sen de kaç. Metafizik bir olay. Hayır, benim de böyle hissim oluyor. His değil, basmaya rüyamda geliyorum, yani, görüyorum. Geliyor, vedalaşıyor. Ertesi gün veya bir sonraki gün ölüyor. Ben de iki defa oldu benim hayatımda. Birisi babamın ölümünde, birisi annemin ölümünde. Benim ilk Yavuz Gökmen'le başladı. Ben odada yatarken, odada evde, köyde. Dışarıdan bayraktar diye bağırdılar. Ben bayraktar olduğum için koştum kapıya. Babam da kapıya koştu. Babam az bir zaman sonra vefat ediyor. Yaylada annemle aynı odada yatıyoruz. O orada yatıyor, ben burada yatıyorum. Yayla burası çünkü mekan yok. Birisi, bir kadın, komşumuzun hanımı, Emine diye bağırıyor. Anneme. Ben de ya dedim, bu benim annem, bunun annesi yaşında. Nasıl buna Emine bağırıyor? Yani hala demesi lazım, teyze demesi lazım falan yani. Aradan 10 gün geçmiyor, annem vefat ediyor. Yani bu bir metafizik bir olgu. Bunu anlatamazsınız. Bunun bilim olmaz. Buna güvenilmez. Güvenilmez. Yani bu rüyaya güvenilir, bir hayat kurulamaz. Peki hocam, istihare? İstihare ile hayat olmaz. Yatılır mı? Yani yatan yatıyor ama öyle bir hayat, öyle düzen verilemez. Dinen. Yani bir kız evlenecek, ben istihareye yatayım veya başkası benim yerime yattı, bu delikanlıyı alayım mı almayayım mı diye. Böyle sistem olmaz. Yani bu da akıl gerekir, akıl. Canım evleneceğim akıl. Değil de. Yani istihareye bunun için yatıyorlar da zaten. Canım şunun için de yatar. Yani, yani başka şey için de yatıyor tabii. İş teklifi gelmiş, gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Yani. Kabul edeyim mi burada diye. Burada akıl oynar yani, bu rüyayla iş olmaz.